Buyurun Sayın Tezcan. Sataşmadan 2 dakika süre veriyorum. Lütfen yeni bir sataşmaya meydan vermeyelim. Sayın Buyurun. Başkan teşekkür ederim. Önce şunu söyleyeyim. Bizim başkasının diktiği takım elbiseye giymeye ihtiyacımız yok. Sayın komisyon başkanının ve beraber siyaset yaptığı arkadaşların okyanus ötesinde dikilen elbiseleri giyerek bu memleketler nasıl gezdiğini çok iyi biliyoruz. Ha bizim öyle bir elbise merakımız yok. Şimdi Sayın Şentop iyi ki milletvekili olmuş. Dedi ya ders anlatacak durumda değiliz burada diye. İyi ki milletvekili olmuş, hukuk fakültesindeki öğrenciler kurtulmuş. Giler'de böyle bir hukukçu olmaktan. Bakın getirilen bu teklifin anayasaya aykırılığını 1,5 saat komisyonda anlattım. Cümle alem anladı, Sayın Şentop anlamadı. Ben bir şey soruyorum sevgili milletvekili arkadaşlar, bir şey soruyorum. Hani o ilk 4 madde teklif edilemezlik maddesi var ya. Mesela anayasanın cumhurbaşkanlığı seçimini düzenleyen 101'di sanıyorum maddesine. Şöyle bir hüküm ekleseniz 101. maddeye deseniz ki cumhurbaşkanı bir sefer seçilir, ondan sonra ölünceye kadar görevde kalır, ondan sonra da irsen ve teselsülen çocuklarına cumhurbaşkanlığı geçer. Yani bunu şimdi anayasaya aykırı diye denetlemeyeceğiz mi? Yani bunu şimdi 4 maddeye girmiyor, ilk 4'ün içinde değil diye denetlemeyeceğiz mi? İşte buyurun anayasa hukuku tarihi anlatan anlayışın memleketin önüne getirdiği teklif böyle bir teklif. Başka ne söyleyelim? Şimdi çok zaman kalmadı. İnşadan bahsetti. Bir yapım müteahhitleri vardır, bir yıkım müteahhitleri vardır. İşte bu anayasa teklifi yıkım müteahhitlerinin teklifidir. Buna karşı direniyoruz. Teşekkür ediyorum.